Evvel zaman içinde insanoğlunun bilimden ve felsefeden henüz yoksunken bir takım olaylara cevap aramak için yazdığı hikayeler bütününe mitoloji, yani bilinmeyenin bilimi diyoruz. Vay canına! Ya işte milattan binlerce yıl önce bir derdin varsa ilgili Yunan tanrısına başvuruyorsun. Onlar da birbirleriyle savaşmaktan ya da sevişmekten fırsat bulursa gelene gidene derman dağıtıyorlar. Ver Allah'ım ver. Oh. Ver Allah'ım ver. Oh. Yardımcı oyuncuları ve figüranları çıkarırsak Yunan mitolojisinin başrolünde Olimpos Dağı'nda yaşayan 12 tane tanrı var. Yerleşmişler dağın tepesinde bir saraya. Gelsin üzümler, gitsin şaraplar. Ah, oh, keyif. Kalenin ardı bostan, gölüm aman aman aman. Yıkılsın Yunanistan, yıkılsın Yunanistan. Bizim bu 12 Yunan tanrısını daha iyi tanımak için bizdeki karşılıklarını incelememizde fayda var. Merak etmeyin, hepsi günümüzde de yaşıyor. Herkes hazırsa Yunan mitolojisinin dosyalarını açıyoruz. Diyorsun ki senin dosyaların var. Al dosyaları gel. Şak 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 önüme koy. Ben de diyeyim ki ya çok mahcup oldum. Kolayından başlayalım. İlk tanrımız yeryüzündeki tüm denizlerin fatihi, okyanusların yılmaz bekçisi Poseidon. Günümüzde Kuşadası bölgesine denk gelen Panionion'da kendisine atfedilen bir tapınağı mevcut. Siz zaten tanıdınız kendisini. Poseidon, antik Yunan'da Fedonluk görevini icra eden bir tanrı. Fedon'un ilerleyen yaşına rağmen heykel gibi olan vücudu da bu benzerliğe anlam katıyor. İsmine en çok aşina olduğumuz güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit var sırada. Yatalım geceme, dar gelir oldu, uzatma artık gel ne olursun. Afrodit, Yunan mitolojisinde de bildiğiniz Afrodit. Güzelliğiyle dünyanın akışını durdurabilecek güçteki tek kadın. Hop! İşte böyle Hindistan trafiğini durdururum ben. El kızlarını çatlatandan el becerisi en yüksek olan tanrıya geçelim. Athena. Öpeceğim öpeceğim dedim sana. Tüm yapma yapma. Yok bu değil, bu isim benzerliği. Yunan mitolojisinden bildiğimiz Athena için dönemin el sanatlarından sorumlu kabine üyesi de diyebiliriz. Yani tam olarak şundan bahsediyoruz. İkinci kez tığla alınıp tekrar şişe geçirilen ilmekler ne oluyor? Bir workshop yapacağım kesin öyle bu konuyla. Işte. İki ters bir düz idare ediyorlar işte. Sırada efendi yerine serseri tanrı tercih eden Afrodit'in sevgilisi, tanrı katındaki tüm husumetin baş müsebbibi, savaş tanrısı Ares var. Olimpos'un Polat Alemdar'ı kimliğiyle tanıyabileceğimiz Ares'i Olimpos evimiz Ares babamız dercesine sıka sıka gezen bir tanrı olarak hatırlayabiliriz. Bu tanrılar zevkü sefa içinde yüzüyor gibi görünse de günün sonunda karınlarını doyurmaları lazım. Antik Yunan'da bu görevi Artemis üstleniyor. Orada kayaların arasında bak. Büyük kayanın dibine girdi. Olimpos'un serdar kılıcı olan Artemis, kırsal hayat ve avcılık tanrısı olarak 12 Olimposlunun taze et ihtiyacını karşılıyor. O kadar et kuru kuru yenmiyor tabii. Hangi yemeğin yanında ne içilir, hangi şarap hangi üzüm bağından gelir sorularının cevabı Yunan mitolojisinin üzüm, şarap ve eğlence tanrısı Dionysos'tan geliyor. Bunu içine çektiğiniz zaman nasıl söyleyeyim? Hani insanın yanında Angelina Jolie falan olsa şöyle diye bir hoş bir şekilde boynunu böyle bir koklasa yanağına doğru. Etiydi, şarabıydı güzel de bu saraya kim ekmek getiriyor kardeşim? Olimpos'un tahıl ambarının anahtarı tarım tanrısı Demeter'in elinde bulunuyor. Hangi mevsimde ne ekilir, hangi toprakta ne yetişir en iyi o biliyor. Şimdi sevgili Muammer amcanın özenle baktığı top atan kavununa bakıyorsunuz şu anda. Top atan kavunu ne demeyin. Aslında diyorsanız bir yerlerde hata yapıyorsunuz. Bilmez olur muyuz Cem Hocam? Estağfurullah. O kadar tanrı bir araya gelmiş, ölümsüzlük de başlangıç paketi olarak geliyor zaten. Gelecekten haber almadan olur mu? Olimpos tanrılarından Apollon, kehanet tanrısı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi olacak, her şey şimdi olacak. Ama bizim zamanımızla Yüce Yaradan'ın zamanı aynı olmayabilir. Tabii. Rezzan Hanım 12 burcu yorumluyor, Apollon da 12 Olimposlunun geleceğini. Sırada ateş tanrısı Hephaistos var. Cehennemdeki küçük bir kıvılcım tanesinden başlayarak ateşin envai çeşidini parmağında oynatan bir tanrıdan bahsediyoruz.
aynen şu şekil. Ha Anadolu ateşi, ha antik Yunan ateşi. Mustafa Erdoğan'ın Ares diye bir oğlu var. Başka sözümüz yok hakim bey. Adı üstünde antik Yunan. Teknolojik imkanlar kısıtlı. Tanrı da olsan öyle şimdiki gibi görüntülü arayamıyorsun. Bu yüzden Hermes tanrıların habercisi olmuş. Güvenilir haber artık her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa Hermes'ten sorulur. Ben o kumarhanelerin hepsini kapattıracağım. Toptan kapattıracağım. Bir daha nereye giderlerse oraya giderler. Ona göre. Sona doğru yaklaşırken en önemli tanrılardan biri olan Hera'dayız şimdi. Yunan mitolojisinde evliliklerden, boşanmalardan, aile ocağından sorumlu tanrı Hera'nın günümüzde birçok örneği olan bir işin öncüsü olduğunu söylesek yeridir. Peki Savaşçığım, nasıl bir iş aradığını söyler misin? Ablacığım kendini bilen olsun. Evet, bana dönme, kameraya dön. Yaşamasını bilen olsun, bana ayak uydusun, ne bileyim yani uydusun bir şeyler olsun yani ama yanıma yakışsın, beni temsil edebilsin. Bir yere gittiğimizde, bir toptancımın yanına gittiğimde, bir iş hayatıma gittiğimde beni temsil edebilsin. Esra, Hera. Hera, ve geldik 12 Olimposluların sonuncusuna. Olimpos Dağı'nın ev sahibi, yeryüzünün ve gökyüzünün tek hakimi, gündüzlerin savcısı, gecelerin yargıcı, tanrıların tanrısı Zeus. Yunan mitolojisinin en kudretli tanrısı Zeus, istediği zaman herhangi bir tanrının şekline bürünebiliyor. Yani aslında bugün hepimiz birer Zeus'uz. Balkonumuzdaki botanik bahçemiz için hepimiz Demeter oluyoruz mesela. İlk çocuğumuza sahip olduğumuzda Hera, ona ilk kazağını ördüğümüzde Athena'yız. Spor salonunda ayna karşısında Afrodite, Beach Club'da muza binerken Poseidon'a, mangala çalı toplarken Artemis'e dönüşebiliyoruz. Belki de bu yüzden ara sıra kendimize sadece insan olduğumuzu hatırlatmamız gerekiyor. Biz hatırlatmazsak zaten başkası hatırlatır. Sen tanrı mısın? Beni öldürdün. Eşime, dostuma beni güldürdün.